Tokyo'dan merhaba. Bir hafta geçti. Bugün yine pazar. Yine tarlamıza geldik. Yeni çıkanlar var. Bir de eskilerden büyüyenler var. Bunu önceki görüntüde gördüğünüz bir tanesi buydu. Şöyle göstereyim. Belirgin olanlardan bir tanesi şurada. Şöyle biraz geri alayım. Şurada. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Yaprağın arkasında küçük bir tane vardı. Gördüğünüz geçen çekimden, yani bir önceki çekimden. Şimdi onu seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu mantar. Evet. Görüntüye tekrar girdi. Bir haftada bu boya geliyorlar. İkisini karşılaştırınca yaklaşık olarak değerini bulabilirsiniz. Büyüme süresini. Ortam ve iklim uygun olduğunda bir haftada bir yumurta boyuna geliyor. Evet, bunu daha önce söyledim, tekrar edeyim. Bu aslında bir başarı değil. Biraz da şey olun, memleket üç kağıtçı dolmuş. Bu bir başarı değil. Yani burada yaptığım şey şu, basit anlatıyorum. Yani bunun bir sırrı falan da yok. Misal oluşturdum. Oluşturduğum misalleri çıkabileceği ortamlara aşıladım. Bu da yine kontrolsüz olarak çıktığı için bu bir başarı değil. Yani bu başarı olması için ben bunu kontrol edebilmem lazım. Şimdi size onu kontrol edebilmenin önemini de göstereyim. Şimdi buraya hayvanlar giriyor. Az önce geldiğimde kargalar vardı. Yine geçen haftadan bir görüntü vereyim size. Şurada bizim gördüğümüz bu geçen haftaki çift. Çift mantar, bir tanesini gördüğünüz devrilmiş. Az önce kargalar vardı. Büyük ihtimalle kargalar devirdi. Böyle şeyler olabiliyor. Açık ortamda çıktığı zaman. İşte etrafını falan çevirme şansınız olursa belki bir şey olur ama o da yine etrafını falan çevirme, işte hayvan falan girmesini engelleme gibi bir şansınız olursa, yani devrilmelerini, ezilmelerini falan engellersiniz ama bu kez böcek sorunu olacak. Böcekler yiyor falan. Evde kullanacağınız mantarı bu şekilde yetiştirebilirsiniz. O da bir sorun yok. Ki ben her yıl böyle yapıyorum. İşte her yıl geliyorum, burada topluyorum. Tekrar götürüyorum, evde kurutuyorum. Yediğimi yiyorum. Yemediğimi kurutuyorum. Bu bana yetiyor bir yıl olarak. Kuzu göbeği mantarı bu şekilde tedarik ediyorum. Fazla da uzaklaşmış olmuyorum evden. İşte vaktim olmadığı zamanlar dahi. Yani bu dönem şu anda öyle. Aslında vakit olsaydı size daha güzel görüntüler gösterebilirdim. O da nasip değilmiş, gelecek yıl. Bunlar daha çok küçükken, böyle 1-2 santimlikken görebiliyorsunuz. İşte o zaman göstermiş olsaydım burayı size, kontrollü üretimle kontrolsüz üretim arasındaki farkı anlamış olacaktınız. Çünkü yüzlerce çıkıyor burada bebek mantarlar. Bunlar sadece o yüzlercesinden kalanlar. O görüntüyü gösteremedik. Nasipse bir sonraki yıl o görüntüleri de göreceğiz. Ayrıca yine tekrar başka bir alana birlikte ekim yapmayı da düşünüyorum. Ekim yaparken göstermeyi, yani aşılama yapmayı aslında daha doğrusu. Mantar ekilmiyor, aşılanıyor. Evet, şu anda geçen hafta göremediğimiz ve bu hafta görebildiğimiz bir adet minik mantarımız var. Ama yanımızda geçen hafta metrem vardı. Metrem geçen hafta da duruyor. Şimdi bir de bunun boyutunu gösterelim. Görüyorsunuz şu anda aramda 1 metre 100 santim falan var şu anda. 10 santim boyunda yaklaşık olarak. Geçen 1-2 santimdi zannedersem. Şurada biraz ayıralım. Küçük bir mantar var. Diğerlerini şimdi bu yatağa giremiyorum. Çünkü daha göremediğim, gözle görülmeyecek mantarlar var. Girdiğim zaman ezmiş olacağım daha çıkmadan. O yüzden biraz dikkatli davranmaya çalışıyorum. Sizin için çekim yapmak zorundayım. Onu da bu şekilde girmek zorundayım. Şimdi şöyle size yeni bir tane bebeği göstereceğim. Bu ikiliyi bir yakından görelim. Gördüğünüz birkaç böcek deliği var. Birincisi olmuş. Şunu şöyle alalım. Biraz kurumuş falan.
fazla güneş almış burada. Bu eve gidecek. Bu sezonun ilk sotesi olacak. Şimdi bir tane güzel bebek mantar var. Artık boş verelim, girelim. Onu yakından biraz inceleyelim. Evet. Şurada gördüğünüz başka bir mantar. Bu başka bir tane kuzu göbeği. Onun da boyuna bakalım. Aslında böyle metreyle dolaşmıyorum da bunu sizin için getirdim. Bunun ne olduğunu falan, küçüklüğünü, büyüklüğünü gösteremiyoruz. Videoda anlaşılması zor. Gördüğünüz bu da yaklaşık 10 santim. Evet, size bir adet yine bebek mantar göstereyim. Şu anda burası benim yataklarda en önce, en ilk başlayanlardan bir tanesi. Benim tarlalardan ilk ürün vereni burası. Her zaman ilk ürünü buradan alıyorum. İşte bu Mart ayı başlıyor. Mart ayının ilk haftası. Bebek mantarımıza merhaba deyin. Şöyle. Üç buçuk santim. 3,5 santim falan. Şöyle arkasını beyaz yaparsak daha iyi olacak. 3,5 santim falan. Bunları toplamıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Çünkü gelecek hafta biraz daha büyümüş olacaklar. O zaman gelip alacağım. Ayrıca tekrar yatağa girmemiş olacağım. Yani bir iki tanesini kaybediyoruz ama ezerek daha çok mantarı kaybetme şansımız var. O yüzden şey yapmıyoruz. Rengini görüyorsunuz. Bu renk değişecek. Kahverengi olacak. Koyu kahverengi. Siyaha yakın. İşte o zaman toplayacağız. Önceki o rengi almış mıydı? Yok, henüz almamış. Kurumuş biraz. Şu anda baktığımda pek bir şey göremiyorum. Küçük mantarlar vardır belki, bu arkadaş gibi. Böyle çok küçük, minicik. Size aslında 1 santimlik yaklaşık şu boyda olduğu zaman da çekim yapabiliyorduk. Bu şey fırsat bulamadım. Bu dönem fırsat bulamadım. Bu yıl bu çekimle idare ediyoruz. Gelecek yıl daha iyi çekimlerle, daha kaliteli görüntülerle telafi edeceğiz. Dediğim gibi dikkat edin. Bu öyle kapta, saksıda falan çıkmıyor. Dikkat edin ona. Ah, fark ettim şu anda bir tane büyük bir mantar varmış burada. Bir tanesi olmuş. Şimdi onu almaya gideyim hazır yakındayken. Şimdi metremiz, bıçağımız, her şeyimiz hazır. Kuzu göbeği mantarı nasıl toplanır? Evet, burada gördüğünüz erişkin bir tane. Bunu alacağız. Şimdi önce şöyle etrafını açıyoruz. Ha, evet, etrafını şöyle açayım ben size göstermek için. Şu yapraklar falan alayım. Şuradan gördüğünüz sapı var. Şunu açın. Mümkün olduğunca şu kısmı şeyde bırakın. Toprağa yakın bir kısımdan alın ama bu sapa kadar yeniyor. Sap dibini toprakta bırakın. Evet. Gördüğünüz altı biraz böcek kemirmiş. Şöyle metreyle ölçeceğim de. Bu boya geldiğinde topluyoruz. Ama hepsi bu boya gelmiyor çünkü şeydeler. Aşağıda daha var. Daha toplayacağız. Yaklaşık bir 15 santim, 14-15 santim bir boyu var. Baş kısmı yaklaşık 10 santim, 5 santim de sap. Bu arada iki tane daha gördüm. Bir de onlara gidelim. Şimdi aslında kamerada göstermek istiyorum ama biraz zor. Buralar mantar dolu. Yani iki tane var derken iki tane alabileceğim mantar var.
Alamayacaklarım da var. Şurada görüyorsunuz. Şöyle görüyorum ben yani bu. Benim gözümle aynı büyüklüğe getireyim. Evet, şu anda benim gördüğüm uzaklık bu uzaklık. Şuraya bakın. Mantar burada. Bu daha küçük, bunu ezmeden büyümesini bekleyeceğim. Haftaya toplayacağız. Onlar haftaya olacaklar. İşte bu zorluğu var. Bu bulunduğumuz bölge. Tarlamız iyi güzel. İşte şurada görüyorsunuz. Şöyle. Ben göremiyorum. Oh. Az kalsın tripodu bir başkasının üzerine koyacaktım. Evet. Burada iki tane var. Evet, hemen tripodun dibinde. Az önce dikkat etmemişim, şöyle göstereyim. Bir tane de burada var. İşte burada fazla dolaşmak istememin nedeni bu. Etraf mantar dolu. Çoğu şu anda küçük bebek, ezmeden çekim yapmak istiyorum. Biraz zor oluyor. Evet, şurada bir tane daha gördüm. Görüyorsunuz orada bir tane daha var. Benim görüntüde görmediğim, sizin seçmiş olduklarınız vardır belki. Benim henüz fark etmediğim. Şuradakinin boyu da iyi. Onu da alayım. Tek mantarla gitmeyelim. Bıçak, metre, tripod. Tam Mr. Gadget gibi dolaşıyorum şu anda. Kamera durmuyor. Olsun. İdare edeceğiz. Hep beraber. Şöyle. Yaprakları uzaklaştırıyoruz. Ben aslında bu bıçağı kullanmıyorum. Maket bıçağı kullanıyorum ama. Evet, bunu da aldık. Gördüğünüz ikinci mantarımız. Şimdi şurada bir tane var. Burada bir tane var. Bu öbür taraftan çektiğimiz mantar. Şu da öbür taraftan çektiğimiz diğer mantar. Normalde seçmesi zor. Ben şu anda kameranın ekranına bakıyorum. Kameranın ekranında daha zormuş. Ya bildiğim halde, noktasını bildiğim halde dışarıdan ekran harici baktığımda görebiliyorum da. Ekrana baktığımda göremiyorum. Yani şurada görüyorsunuz. Bu az önce öbür taraftan çektiğimiz mantar. Arkasına geçtim. Şu anda arka tarafındayım. Evet, şu da bizim bebek mantar. Az önce yine çektiğimiz. Nerede bebek mantarımız? Evet. Şöyle. Bu gördüğüm. Evet. Şu da bizim bebek mantarımız. Az önce çektiğimiz bebek mantar. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Bebek kuzu göbeğimiz. Aslında bebek değil bu, çocuk. Genç delikanlı. Delikanlı mantarımız bu. Bu videomuz burada bitiyor. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.